Benim adım Mert Rüstem. 69 İzmir doğumluyum. Karşıyakalıyım. Ben Denizliliyim aslen. İzmir'e gelmeme esası memlekete yakın olsun. Burada çoğu zaman da Denizlili fazladır. Çünkü denizde o zaman fazla sanayi yoktu. Herkes İzmir'e göçüyordu. Onun için burada Denizlili fazladır yani. Biraz onun için yabancılık çekmedim geldim dedi. 76 doğumluyum, Tunceli doğumluyum. 25 yıldır İzmir'de, 25 yıldır Bornova'da yaşıyorum. Doğma büyüme İzmirliyim. Ailem de öyle. Sanıyorum ki 500 yıldır İzmirliyiz. Yani bilindiği gibi Sefarat Yahudilerin 500 küsur yıldır İzmirli, Türkiye'li olma hali içerisinde biz İzmirliyiz. İzmirliyim, İzmir'de doğdum. Karataş'ta büyüdüm, bunun için çok mutluyum. İzmir'de doğmadım. İzmir'e yakın bir yerde, Salihli'de doğdum. 76'da İzmir'e taşındık. Ya imkan verilse ülkenin başka bir şehrinde yaşamak ister misin diye. Belki dediğin gibi emeklilik hayatı yaşamak için sessiz, sakin bir yerlere gitmek isteyebilir insan. Bir köye gitmek isteyebilir ama yine de ben İzmir'i tercih ederdim. İzmir'e ilk taşındığımız aylarda hissettiğimiz şey sadece huzurdu. En büyük ihtiyacımızın da bu olduğunu hissettik. Ama ben kendi adıma bir de mültecilik duygusu hissettim. Nasılsın, hani özellikle İstanbul'daki arkadaşlar nasılsın, ne hissediyorsun diyorlardı. Hissettiğim şey hiçbir yerde olmaktı. Yani çünkü İzmir'e gelmek için gelmemiştim. İstanbul'dan kaçmak için. Tam bir mültecilik durumuydu yani benimki. Bu şehir hele hele beni öyle bir sarıp sarmaladı ki, birazcık da şehri bilmemden kaynaklanan bir şey bu. Şehir, ben şehrin sahibiyim ya da şehir benim sahibim gibi böyle bir hissiyatla yaşıyorum ben Bornova'da. Keza İzmir'de de öyle. Şimdi İzmirli neresinde? İzmirliyim diyebiliyorum artık. Ama eskiden daha iğreti gelen bir şeydi. Yani memleket nere sorusuna cevap vermek benim gibi şehirli bir insana yakışmayacak bir şeydi. Yani. Ama şimdi yeni yeni söyleyebiliyorum artık. Yani İzmirliyim. Çünkü hakikaten ilk gençlik yılında işte ilk sevgililerimizin İzmir'de olması, ilk gözaltılarımızın İzmir'de olması, ilk çocuğumun İzmir'de de olması. Hakikaten İzmir'in hamuruyla yorulduğumuz, İzmir'in zabıtasıyla kovalamaca oynadığımız, İzmir'in karakollarında şey yaptığımız durum var. Sonradan gelenler İzmirli olamaz, olamıyor. Şimdi yanlış anlamayın. Kimseyi küçümsemek için söylemiyorum. Avrupalıların bir lafı vardır. Kentli olabilmek 7 kuşaktır kentte yaşamaktır der. Ben 4-5 kuşaktır büyük şehirde yaşadığımı ispat edebiliyorum. Belki daha fazla. Dedem Girit'in başkentinde oturuyordu. Babaannem Hanya'dan, o da ikinci büyük kentinden. Annem babam Karşıyakalı. İzmirliyiz. Anlatabiliyor muyum? Yani onların büyükleri de Giritli. Bu kültür çok farklı. Kente kattığımız değerler ve kentten aldığımız değerler aslında ikisi bir bütün. Bu akış başladığı andan itibaren o kentle bütünleşme imkanı doğuyor. Ben 8. yılda İzmirliyim diyebildim. Ve hatta Bornovalıyım da diyebilirim. Hani hep Bornova'da kaldım. 20 yıldır işte hep Bornova'dayım. Başka bir hani ilçeye de gitmedim. Aslında İzmir'deki hani o yine o çok renkli, çok kültürlü, aslında çok çeşitliliği kapsayan bir yaşam tarzı. Belki biraz daha özgün bir şehir olması. Biraz daha Hatay'ı, İskenderun'u bana anımsatması. Yani oradaki ilişki biçimi, oradaki yaşam tarzını yansıtması. Ve bir şekilde kendinizi ifade edebileceğiniz alanların olması. Çok fazla baskılamayan bir şehir. Benim bisiklet kullanmayı öğrendiğim yerler işte Roman mahalleleriydi. Şu, kardeşim doğduğu sokak hemen üstünden her gün geçiyorum. Çocukluğumun geçtiği sokaklardan her gün geçiyorum ama İzmirli misiniz sorusuna evet diye cevap veremiyorum. Ya bunu çok düşündüm ben. Çünkü İzmirli adı altında geçen şey
Oktay'ın dediği gibi yani belki bir Levanten kültürü olabilir, belki bir göçmen kültürü olabilir. İşte ne bileyim ben hiç hayatımı asfalt edemedim ben sigortaya mesela atıyorum. Boyoz da sevmem. Çekirdek ve çiğdem ikisini de kullanırım yani kimseyi de aforoz etmem falan gibi belki ama gerçekten yani İzmirliyim kelimesi ancak hani İzmir'den çıktığınız zaman size nerelisin dedikleri zaman evet İzmirliyim diyoruz ama İzmirli misin sorusuna ben kendi adıma savun olarak çok. Belki Karşıyaka'lı mısın? Belki yani. Belki de kişisel bir şeydir. Yani İzmirliyim diyememek belki de bir yere ait olmamayla ilgili kişisel bir şeydir. Bir yerli olmak, annen İzmirlidir, baban İzmirlidir. Anlatırlar ya işte üçüncü kuşaktan biz İzmirliyiz. Annem ödemişti, babam Tireli. Falan onlar herhalde İzmirlidir gibi düşünüyorum yani. 150 yıldır bu konaklarda yaşayanlar İzmirliydi falan herhalde diye düşünüyorum. Bilinçaltında bilmiyorum. Yani bu İzmirlilik hakikaten adını koymak lazım. Herkesin bir şekilde için doldurduğu halk gibi bir tanım yani. Sınırları sürekli değişen bir dayanışmalar dizisi gibi. İzmirliliğin içine her şey girebiliyor.